Üniversitemizin lisansüstü eğitim enstitüsü kapsamında düzenlemiş olduğu üç kuşak bir arada etkinliği, sempozumu beni doğrusu Zehra Hocamla birlikte bir araya getirmesi ve benim de mezun ettiğim yüksek lisans öğrencilerimle birlikte bir araya getirmesi bakımından keyifli ve heyecanlı oldu. Bunun heyecanını da yaşıyorum şu anda. Sonuçta bizler hangi makamda, hangi yerde olursak olalım, bize bir kelime öğreten hocalarımızın kıymetini her zaman bildik ve bundan sonra da bileceğiz. Kendi öğrencilerimize de bu noktada bunu öğretmeyi çalışıyoruz. Sanat tabii ki eğitimi incelediğimizde sadece yeteneğin buluşulduğu, yeteneğin ortaya konduğu bir süreç değildir. Bu süreç içerisinde usta çırak ilişkisi ile birlikte sevgi ve saygı, hem mesleğini sevmek, hem kendine ders veren ustayı, hocayı sevmek ve dolayısıyla saygı duymak başarının tamamını bütünleştiriyor. Şimdi sanatsal gelişmelerin tarihsel derinliği incelendiğinde sanatçıların bir önceki akım veya eserlerden zaman zaman ilham aldığı görülecektir. Bu noktada seramik sanatının gelişimi ve süreci içerisinde iç ve dış mekan duvar panolarının varlığı ve uygulanışları da görülmektedir. Sanayileşen ülkelerde iç veya dış mekan dekorasyonunun proje tasarım ve yönetimi 19. yüzyıl ortalarında ortaya çıkmaya başlamış, toplumların refah düzeyini de bir gereksinim olarak düşündüğümüzde büyük ölçüde etkilemiştir. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra iç ve dış mekan tasarımında özellikle 1900'lü ya da 1970'li yıllardan sonra dekoratif unsur olarak seramik duvar panolarının uygulandığını ve uygulama yoğunluğunun görüldüğü bilinmektedir. Dekoratif süslemeler mağara resimleriyle başladığını düşünecek olursak süreç içerisinde bu mimariye de yansımıştır. Mimariye yansıması da öncelikle ve özellikle Horasan bölgesinde, İran bölgesinde, Buhara şehrinde, Özbekistan Buhara şehrinde, Tacikistan'da vesaire bunların büyük yoğunluğunun mimaride kullanıldığını görüyoruz. Nasıl kullanılıyor peki bu mimaride kullanımı? Mimaride sırlı tuğla olarak kullanılıyor. Sivil ve dini yapılarda bunların estetik unsurlarını görüyoruz. Anadolu'da da Selçuklularla birlikte başlayan Çin'i sanatı tuğla yapımı ile birlikte camilerin, medreselerin, hanların, hamamların vesaire günümüzde ise AVM'lerin, havalimanlarının ve birçok kuruluşun da iç ve dış mekanlarını dekoratif olarak süslemektedir. Ben de yüksek lisans öğrencim Funda Uysal Erköylü ve Burhan Yalçın ki bunlar mezun oldular. Yüksek lisanslarını bitirmiş arkadaşlar. Bunlarla tez çalışmasında günümüz teknolojisine uygun dijitalleşmeyi de ön plana çıkararak tez çalışmalarında dijitalleşme ve yine klasik olarak uygulanan iç mekan dekorasyon unsuru duvar panosunu uyguladık. Funda Uysal Erköylü dijitalleşme U ve baskı üzerine yüksek lisans tezini çalışmasını yaptı. Burhan Yalçın da iç mekan duvar panosu uygulaması olarak çalışmasını yaptı. Bunların detayını zaten Funda Uysal Erköylü arkadaşım kendisi birazdan bizlerle paylaşacak. Tabii ki sanat mesleğinde az önce de belirttiğim gibi usta çırak ilişkisi çok önemli. Zehra hocam benim üniversite akademik hayata daha doğrusu
Çünkü lisansta Zehra Hocam dersimize o kendisinden ders alma şansımız olmadı. Bunun nedeni kendisi ben birinci sınıftayken Japonya'ya gitmişti öyle hatırlıyorum. 2 yıl falan Japonya'da kaldı. Orada dersler verdi. O süreyi orada geçirdi. Son sınıfa geldiğimde de ben endüstriyel seramiği seçmiştim. Fakat yüksek lisansta Zehra Hocam sağ olsun bizleri yüksek lisansa aldı. Çünkü biz biliyoruz ki yüksek lisans veya doktora kabul gören bir şey, kabul edilen bir şeydir. Tabii ki bizlerin de başarı ve saygısı bir yana hocaların kabul etmesi önemlidir. Sağ olsun o da bizi yüksek lisansa ve doktoraya kabul etti. Yüksek lisans ve doktora da birlikte çalışma mutluluğu ve onurunu yaşamış olduk. Tabii Zehra Hocam'ın sanat disiplini içerisinde bizlere çok büyük katkısı oldu. Peki nasıl katkısı oldu? İşte biz son sınıfta öğrenciyken Zehra Hocam kişisel sergiler, çok sayıda tabii ki kişisel sergileri var. Eskişehir'de açmış olduğu sergiler olsun, gerekse İstanbul'da özellikle İstanbul Menkul Kıymetler Borsası sergisinde bizi de sağ olsun yanında İstanbul'a götürdü birkaç arkadaşımızla birlikte. Orada kendisinin açmış olduğu serginin düzenlenmesine iştirak ettik. Tabii ki bu işler hani bir çocuğun ilk öğretmeni ailesidir. Ailesinden gördüğünü yapar. Ailesinden gördüğü disiplini eder, onu yaşar hayatı boyunca da. Biz de Zehra Hocam çaktırmadan böyle hani aba altından soba gösterirler ya, biz de tabii onun gibi Zehra Hocam bize aba altından serginin nasıl düzenleneceği, bir serginin düzenlenmesinde disiplinin nasıl sağlanacağı, ortamın uyumun nasıl olacağını uygulamalarıyla bizim yanlışlarımızı düzelterek bize sergi düzenleme noktasında gizli örtülü ödenekten sergi düzenlemesini öğretmiş oldu. Ve sürekli de bunu da sağ olsun yaptı. Benim akademiye başlamamda da Zehra Hocam'ın büyük emeği vardır, katkısı vardır. Nasıl diyecek olursak, Söğüt Meslek Yüksek Okulu'ndan Zehra Hocam'ı derslere, dışarıdan derslere çağırmışlardı. Tabii Zehra Hocam profesör, ondan sonra bölüm başkanı, iş yoğunluğu haddinden fazla. Bir de Söğüt'e gidip gelmesi vesaire bir süreç zaman alması bakımından. Sağ olsun beni ve bir diğer arkadaşımızı önerdi. Dedi ki asistanlarım çok başarılıdır, ben onların kefiliyim dedi. Sonrasında biz oraya dışarıdan ücreti mukabil severek derslere gittik. Onlar da bizim bu konuda bir istidadımızın olduğunu herhalde gördüler. Dediler ki hocam biz bir sene sonrasında hocam bizimle birlikte çalışır mısınız dediler. Ben tabii Zehra hocam biliyor, diğer arkadaşlar da bilirler. Ben 18 yaşında devlet memuru oldum. Memuriyet yaparak okudum. Askerden sonra okudum. Gece bekçilik yaptım resmi dairede. Ondan sonra gündüz, hafta sonları vesaire 40 saat mesaimi tamamlayarak üniversiteyi okudum. Hocalarımın da teveccühüyle fakülte birincisi olarak mezun olduk. Hocalarımızdan aldığımız eğitim terbiyesiyle öğrenciyken son sınıfta 4 tane uluslararası ödül de almıştım. Dolayısıyla akademik çalışmam da akademik hayatım da bu şekilde başlamış oldu. Yüksek lisansı bitirdikten sonra da doktoraya da sağ olsun Zehra Hocam bizi teveccüh gösterdiler, kabul ettiler. Doktora tezimde de Nurettin birlikte çalışacağız dediler. Tabii benim için büyük bir onur. Zehra Hoca'nın ve bölüm başkanının bir öğrenciyi kendisi tercih etmesi öğrenci için tabii ki aklı başında öğrenci için diyelim büyük bir şanstır, lütuftur. Herkes bunun farkına varmaz. Ben üniversiteyi, akademik camiayı bir meyve ağacı olarak görüyorum. Bir ateşbih diyeyim, yani teşbihte hata olmaz denir. Meyve ağacının çürükleri dökülürler, kendiliğinden dökülürler. Üste kalan sağlamlar
güzelleri de en güzelleri de bahçıvan, meyve sahibi, bahçe sahibi kişi toplar onları. Kendi elleriyle toplar. Zehra Hocam da bizim herhalde güzelliğimizi gördü. sağ olsun bizi kabul etti doktoraya. Doktora çalışmamda da Kütahya ile ilgili bir çalıştık. Çok güzel bir kitap oldu. İnşallah onu biz kitap haline getirmeyi düşünüyoruz. Zehra Hocamı da editör olarak bu konuda kendisine şey yapacağız, ricada bulunacağız. Öyle bir girişimimiz, düşüncemiz de var. Ama en kısa zamanda inşallah bu gerçekleşir diye düşünüyorum. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Ben de sözü tabii konuşacak daha çok şey var. Çok da hocamın karşısında düşük çenelik yapmamış olayım. konuyu ben öğrencim Funda Uysal Erköylü'ye bırakacağım. Hemen ekran paylaşımını yapıyorum. Önce bu. Paylaş. Ben saygılarımı sunuyorum. Seramik karo yüzeyleri UV dijital baskı teknolojisi ile tasarım uygulama modeli. Sevgili hocalarım, öncelikle hepinizi selamlayarak bu konuyla başlıyorum. Sanat ve baskı. Tarihsel süreç incelendiğinde insanların sanatı bir anlatım aracı olarak kullandıkları, sanatçıların yapmış oldukları eserlerde yaşamış oldukları dönemi yansıttıkları, dilleri, dinleri, yaşam biçimlerini kullandıkları araç ve gereçler yardımıyla kendilerine özgü bir dil oluşturdukları görülmektedir. Sanat tarihinin mağara resimleriyle başladığı varsayımı ile mağaralarda yaşayan insanların ellerini boyadıktan sonra mağara duvarına basarak bırakmış oldukları izlerin ilk örnekler olduğu söylenebilir. Resim ve baskı sanatının da ilk başlangıcı olduğu düşünülmektedir. İlk bulgularını Asur ve Babil dönemlerinde rastlanan baskılar, imge çoğaltma tekniği, tarih boyunca sanatçılar tarafından kullanılmış tek ve en etkili yöntem olmuştur. Yine bu sanatçılar kazıdıkları madenler üzerindeki işlemelerin etkisini görmek için ilk önce yumuşak kil üzerine baskı yaparak yapmış oldukları deseni görmüşlerdir. Böylece ilkel de olsa ilk baskıyı buldukları söylenebilir. Kağıt bulunduktan sonra ilk önce gravürler el yapımı, yüksek gramajlı büyük boyutlardaki kağıtların üzerine siyah mürekkep kullanılarak gravür resimler ve yazılar basılıyordu. Milattan sonra 868'lerde Çinli sanatçılar tarafından 5 metre uzunluğundaki Diamond Sutra gibi Budizmi anlatan ahşap baskı resimlerin basılmış olduğu görülmektedir. Diamond Sutra metninde Buda'nın öğrencilerinin oluşturmuş olduğu bir çember içinde onlarla konuşurken resmedildiği görülmektedir. Bu resim baskı resim gelişimine önemli katkı sağlayan kağıt belge niteliğindedir. 17. ve 18. yüzyılda resimden kopya ile çoğaltma yapmak yerine sanatçılar yeni eserler üretebilmek için farklı kazıma teknik ve yöntemler geliştirmişlerdi. Böylece sanatçıların geliştirmiş oldukları teknikler ve eserler günümüz sanatçılarına kadar ulaşmış oldu. Türkiye'de baskı sanatının tarihsel gelişimi. Baskı sanatı geleneksel yöntemlere sadık kalınarak yapılan bir sanat türü olmasının yanında günümüzde teknolojinin olanaklarıyla da yapılmaya başlanmıştır. Bu bağlamda hem geleneksel hem de çağdaş türleri birlikte kullanan bir sanat dalı olduğunu belirtmek gerekir. Baskı kelimesi Türk baskı sanatları tarihinde resim anlayışından ziyade geleneksel bir üretim anlayışında yazmacılık olarak adlandırılmaktadır. Baskı sanatları tarihsel dönemlere ve kültürlere göre çeşitlilik göstererek günümüze kadar gelmiştir. Günümüzde de geleneksel uygulamaların yanı sıra çağdaş ve deneysel uygulamalarla önemli bir sanatsal üretim olarak varlığını sürdürmüştür. Teknolojinin üretime katkısıyla birlikte sanatsal üretim süreci düşünce sınırlarını zorlama noktasına gelmiş, yeni tasarım ve arayışlar kaçınılmaz olmuştur. Bu süreçte de sanatta çeşitli tekniklerin ortaya çıkmasına neden olmuştur.
Disiplinler arası alanlarda bir araya getirilen teknikler, bilgisayar teknolojisiyle birlikte yeni ifade türlerinin gelişmesine neden olmuş ve sanatsal düşüncenin dijital ortamda yeniden şekillenmesine, sanatsal üretimlerde yeni anlatımların önünü de açmıştır. Baskı teknolojisi ve dijital baskı tarihçesi. Günümüzde iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler, dijital uygulamaların da hızla yaygınlaşmasına neden olmuştur. Bilgisayar ve iletişim araçlarının tüm üretim faaliyetlerinde etkin kullanılmasıyla birlikte teknolojiye dayalı yeni bir süreç ortaya çıkmış. Hemen her alanda etkisini gösteren dijitalleşme sanatsal alanda da kendisini göstermiştir. Baskının bilgisayar destekli ortamda her türlü malzeme üzerine hızlı bir şekilde uygulanmasına olanak sağlayan dijital baskı sunduğu imkanlarla yeni bir dönem başlatmıştır. Dijital baskı yoluyla çeşitli yüzeyleri, endüstriyel ve sanatsal birçok alanda dijital olarak yapılan baskılar, sanatçıya işlevsel imkanlar sunmasının yanında görsel ve deneysel çalışmalara da olanak sağlamıştır. Dijital baskı 1960'larda sanatsal üretime dahil olan bilgisayar alanındaki gelişmelerin basım ve çoğaltım tekniklerine olan yansımasıdır. Günümüzde iletişim hızlı bir şekilde gelişim gösteren teknolojiye uymakta ve gelişmektedir. Baskıcılık da teknolojiden etkilenmekte ve dijital hale gelmektedir. Birçok alanda etkisi hissedilen dijitalleşme, sanatsal alanda da etkisini göstermeye başlamıştır. UV dijital baskı, ultraviyole baskı kurutma tekniği olup, güneş ışınlarına karşı dayanıklılık süresinin yüksek olduğu, boyanın kuruma süresini bir saniyeden daha kısa bir süreye düşüren özel kurutma makineleriyle yapılan bir baskı tekniğidir. UV baskı tekniği, metin baskısı, fotoğraf, çizim ve her türlü baskı sistemi için en etkili çözümdür. İstenilen her türlü malzeme UV baskı tekniğiyle istenilen şekilde, sayıda ya da renklerde baskı işleminden geçebilir. UV dijital baskının avantajları, uygulandığı yüzeyde hızlı kurur ve dayanıklılık sağlar. Yüksek baskı kalitesine sahip olan UV baskı tekniği her materyale kolay uyum sağlar. Hem iç hem dış mekanlarda kullanım için oldukça idealdir. Farklı iklim koşullarında bile renklerin solması neredeyse imkansızdır. UV dijital cam baskıyı örneğimiz. Bu da dekorasyon sektöründe ahşap UV dijital baskıya bir örnek. Ahşap üzerine uygulanmış. Seramik kara üzerine UV dijital baskı uygulama aşamaları. Dijital baskı tekniği ilerlemekte olan yeni sayılabilecek bir üretim biçimidir. Dijital baskı teknolojisinin işleyişi incelendiğinde tasarımın tamamen bilgisayar ortamında yapıldığı ve bu teknik sayesinde daha kolay ve hızlı bir şekilde istenilen sonuca ulaşıldığı görülmektedir. Yapılan araştırmada kullanılan çözünürlüğü 1440 dpi saatte 3,5 metrekare ile 25 metrekareye kadar baskı hızına sahip UV dijital baskı makinesi modelinde tiner bazlı sırüstü baskı tekniğine uygun UV baskı boyası kullanıldığı görülmüştür. Dijital ortamda hazırlanan tasarımların baskının yapılacağı yüzey ya da ürün üzerine basılması bu sürecin istenilen şekilde tamamlanmasında önemli yer tutar. Baskı öncesinde tasarıma gösterilen titizlik, baskı sürecine geçildiğinde tasarımın etkili bir şekilde yansıtılabilmesi için en önemli aşamadır. Uygulama yapılacak desenin tasarlanması, bu aşamada ilk olarak uygulanmak istenilen tasarım Photoshop programında hazırlanır. Yüksek çözünürlükte hazırlanan tasarım dijital baskı makinesine aktarılmasıyla baskıya hazır hale getirilir. Burada tasarımın görüntüsünü görüyoruz üst tarafta ve UV dijital baskı makinesine tasarımın aktarılmasını görüyoruz. Uygulama yapılacak seramik karoların hazırlanması, tasarımın ölçüsüne uygun karolar dijital baskı makinesinin üzerine dizilerek baskıya hazırlanıyor. Burada da gördüğümüz gibi makineyi karolarımızı diziyoruz. Ölçümüze uygun bir şekilde. Dijital baskı makinesinde ölçüsü hazırlanan tasarım baskıya hazır hale getirilerek basım işlemine başlanıyor.
Burada da baskı aşamasını görüyoruz. Şimdi onunla ilgili bir kısa videomuz da olacak. Bu da baskı aşamamız. Tasarımımızdan kesitler. Şimdi baskıyı göstermek adına kısa bir videomuz var. Niye açmadı? Niye açmadı? Video izletmek istiyordum ama şu an açılmadı. Baskı aşaması ile ilgili. Buraya aktardığımız için mi açmadı acaba? Hocam buraya aktardığınız için açmıyor. Ayrı bir masa üstünde açmanız gerekiyor videoyu. Tekrar paylaşmanız gerekiyor. Burada İster öyle yapın, ister devam edin. Devam edin. Devam edin. Basım işlemi tamamlandıktan sonra boyaların dayanıklılık süresini arttırmak, dış etmenlere karşı korumak ve parlaklık vermesi amacıyla üzerine UV boya koruyucu uygulanır. Uygulama yapılmış olan karonun kenarları temizlendikten sonra UV ışıklı kurutma makinesine yerleştirilir. Yerleştirilen karoların ortalama 1-2 dakika içerisinde kuru ve parlak bir şekilde hazır olduğu görülmüştür. Burada UV boya koruyucuyu uygulamaktayız. İlk önce karonun üzerini tozlarda arındırdıktan sonra koruyucu maddeyi fırça yardımıyla karomuzun üzerine sürüyoruz. Sürdükten sonra altlarını silip temizleyip kurutma makinesine götürüyoruz. Burada hemen buradan koyup 1 dakika bile sürmeden arkadan alabiliyoruz. Ve en son hemen 1 dakika bile sürmeden karomuz hazır. İşte bununla ilgili de video vardı. Bu da büyük ihtimalle açılmayacak. Şey bittikten sonra yeniden açık gösterseniz uygun olur mu? Hocam, sunumunuz bittikten sonra en son videoları açın masa üstünüze. Oradan Tamam, paylaşabilirsiniz. tamam. Burada da dijital baskı seramik panomuzun montaj aşamasından fotoğraflarımız var. İlk önce evet ustamız çok güzel bir şekilde duvarımıza monte etti. Bu panomuz Dumlupınar Üniversitesi Bedesten İç Mekan dijital pano olarak uyguladığımız bir pano. 4.60'a 2.40 ölçülerinde 2018 yılında montajını yaptık. Günümüz Türkiye'sinde iç ve dış mekan seramik pano uygulamaları ve pano çalışan bazı sanatçılar Profesör Doktor Zehra Çobanlı. Zehra Çobanlı hocamız Bandırma'da dünyaya geldi. İstanbul Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksekokulu seramik bölümünden mezun olduktan sonra Atatürk Eğitim Fakültesi Resim İş Bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı. 1986 yılında Avustralya'da 3 yıl boyunca seramik astarları üzerine araştırmalarda bulundu. Sanatçı 1989'da yurda döndüğünde Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak göreve başladı ve bu fakülteden öğretim üyesi olarak emekli oldu. Halen özel atölyesinde seramik çalışmalarına ve öğrenci yetiştirmeye devam etmektedir. Profesör Doktor Zehra Çobanlı'nın 3 boyutlu seramikler yanı sıra duvar panosu çalışmaları da bulunmaktadır. Zehra Çobanlı hocamızın Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi dekanlık girişini uygulamış olduğu seramik duvar panosundan örneklerimiz. Ve sağ tarafta da montaj aşaması. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü modüler seramik pano. Sağ tarafta ayrıntısını görüyoruz. Sol tarafta da büyüklüğünü görüyoruz. 750-264 ölçülerinde.
Yine Zehra hocamızın Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nde yapmış olduğu seramik duvar panosu. Sağ tarafta yine ayrıntısını görüyoruz. Ve sol tarafta da tamamını, bütününü görüyoruz. Profesör Doktor Nurettin Gülaştı. Nurettin Gülaştı Diyarbakır'da dünyaya geldi. Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik bölümünden fakülte birincisi olarak mezun oldu. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yüksek lisansını tamamladı ve aynı yıl Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Söğüt Meslek Yüksekokulu'nda öğretim görevlisi oldu. Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü'nde doktorasını tamamladı. 2011 yılında yardımcı doçent, 2014 yılında da doçent oldu. 2019 yılında profesör unvanı aldı. Burada da Nurettin Gülaştı hocamın Dumlupınar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi giriş katı seramik panosu çalışmasından örneğimiz var. Burada da sol tarafta panonun bütünü, sağ tarafta da kesitimiz var. Bu da yine Nurettin Gülaştı hocamızın Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlük katına 2014 yılında uygulamış olduğu seramik panomuz. Yine Nurettin Gülaştı hocamın Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi protokol girişinde 2017 yılında uygulamış olduğu seramik panosu. Sağ tarafta da ayrıntısı var yine. 17 metre uzunluğunda, 3 metre yüksekliğinde bir çalışma. Burhan Yalçın. Burhan Yalçın Adıyaman'da dünyaya geldi. Orta ve lise eğitimini Adıyaman'da tamamladı. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam bölümünde lisans eğitimini tamamladı. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Birleşik Sanatlar Ana Sanat Dalı'nda yüksek lisans eğitimine başladı. 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat ve Tasarım Sanatla Yeterlik eğitimine devam etmektedir. Bu da Burhan Yalçın'ın Kütahya Valilik Binası protokol girişinde yapmış olduğu seramik duvar panosu. Yüksek lisans tez ödevi olarak uyguladı. 2020 yılında montajı yapıldı. 3 boyutlu seramik duvar panosu. Sonuç teknolojinin gelişmesiyle birlikte baskı tekniklerinin de gelişti. Buna karşın geleneksel tarzdan uzaklaşılmadığı, zamanla çeşitliliği arttırdığı bilinmektedir. Sınırların olmadığı bir ortamda çeşitliliğin artması ve yeni arayışların olması baskı resme de yeni bir bakış açısı kazandırdığını söylemek mümkündür. Bu bağlamda seramik baskı teknolojisi üzerindeki yenilikler farklı bir düşüncenin, fikrin gelişerek, güçlenerek ilerletilmesini sağlamaktadır. Teşekkür ediyorum. Sunumum bu kadar. Videoları aç. Açma. Masa üstünden. Masa üstünden atarsan masa üstünden açar. Kendi şeyleri masa üstüne. Masa üstüne alalım. Başlayalım masa üstüne. Kendi şeyleri gel. Burada. Oradan şeyi al. Masa üstüne. Alalım kocanı. Buraya mı? Yapıştırmıyor hocam, anlıyor. Ben videoları göstermek için uğraştım ama olmadı hocalarım. Tabii online sunumun günümüzde dijital baskı gibi yeni girmiş bir teknoloji. Bu teknolojiye günümüzün gençleri ne kadar alışkın olsalar, iç içe olsalar da sonradan hayatımıza girdiği için bu tür aksamalar olabiliyor. Ama onu şey yapmıyorlar. Dolayısıyla bu konudaki artık mazeretimizi sizlerin iyi niyetine, hoşgörüsüne sunuyoruz. Funda Uysal Erköylü arkadaşıma bu güzel sunumundan dolayı teşekkür ediyorum.
Tabii ki ben hocamın karşısında heyecanlıyım. O benim karşımda heyecanlı. Ve iki hocanın karşısında heyecanlı olması da normal bir şey. Ben sözü çok değerli hocam Profesör Doktor Zehra Çobanlı hocama bırakmak istiyorum. Zehra hocam buyurun, söz sizde. Hepinize tekrar merhaba diyorum. Ayrıca dün 24 Kasım Öğretmenler Günü'ydü. Bu nedenle bu etkinliğe, bu oturuma katılan tüm öğretim üyelerinin de 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Çünkü gerçekten şöyle bir baktığım zaman paylaşmanın ne kadar güzel olduğunu öğretirken anlıyorsunuz. O nedenle böyle bir kutsal mesleği de yaptığım için çok da keyif alıyorum. Gerçekten paylaşmak, öğrendiklerinizi paylaşmak ve bunu isteyenlerle paylaşmak çok 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 önemli. Ben hemen Funda Hanım'a bir ilave yapmak istiyorum. Orada eklediğiniz bir fotoğraf benim eserim değil. Ben her sene öğrenci projelerini, Nurettin Hoca bilir, üniversitenin içinde fakültelerin öğrenci projelerini duvarlara monte ediyorduk. O da o dersteki bir projenin benim tarafımdan değil, öğrenciler tarafından yapılan bir projenin Fen Fakültesi duvarına uygulanması. Ama sizin konunuzla ilgili sizde bu slide olmayan başka bir duvar seramiğim daha var. Onun üzerinde dijital baskı yoktu ama dekal vardı, çıkartma vardı. O da Anadolu Üniversitesi, şu anda da Teknik Üniversitesi'nin, Eskişehir Teknik Üniversitesi'ndeki havaalanının iç mekanda bulunan duvar seramiği. Orada dijital değil ama dekal tekniğiyle yapılmış karolar var. Eğer arzu ederseniz size onun fotoğraflarından daha sonra gönderebilirim. Ben ikinize de bu sunum için teşekkür ediyorum. Funda Hanım'ın sunumu için. Kısaca çok vaktinizi almadan, öyle oluyor, acıkmış olabilirsiniz. Çok uzatmadan sunumu da sizlerle, sunumdan çok bir paylaşma, bir yeni deneyimlerimi anlatma olarak düşünelim. Ve bununla ilgili de birkaç slide hazırladım. Çünkü o slaytlarla da eğitim hayatımda kısaca neler yaptım, onlar eğitimi, akademik eğitime nasıl katkı sağladı, nasıl yansıladı, bunları da tabii burada ufacık notlarla anlatmak isterim. Ayrıca bölümünüzde iki öğrencim, hatta üç öğrencim daha var. O öğrencilerime de umarım onlar da dinliyordur. İsmet Yüksel, Oya Yüksel ve Canan Güneş de bizim öğrencilerimiz, bizden mezun öğrencilerimiz. Umarım onlar da katılmış ve bu sunumu onlar da dinliyorlardır. Şimdi tabii bu başlık gerçekten enteresan, güzel bir başlık. Bu başlıkta böyle bir oturuma başlamak çok enteresan geldi bana. O nedenle ben de kendi deneyimlerimi biraz bu başlık üzerinden devam edeceğim. Ve biraz kendi eğitimimden, biraz da bu yaşadığım deneyimleri anlatacağım. Üçüncü slide'da benim üniversite öğrencilik fotoğrafım var. Tatbiki Güzel Sanatlar'dan mezun oldum. Biliyorsunuz Bauhaus ekolüyle açılan, Türkiye'nin 1958'de açılan, benimle yaşıt en nadide bölümlerinden, fakültelerinden, seramik bölümlerinden bir tanesi. Tabii çok şanslıydım. Değerli hocalardan eğitim aldım. Fotoğrafta görüyorsunuz Tankut Öktem rahmetli oldu. Bana yaşam becerileri katan en önemli hocalarımdan birisi. Onun ardından Mimar Sinan Üniversitesi'nde ilk yüksek lisans öğrencisi oldum. Çünkü yüksek akademi fakülteye dönüştürüldükten sonra ilk yüksek lisans programları açıldığında ben oranın ilk yüksek lisans öğrencisi oldum. Rahmetli Sadi Diren gibi çok kıymetli hocadan ve bugün hala hem değerli hocam hem de dostum diyebileceğim, danışmanım diyebileceğim Sayın Profesör Doktor Beril Anlanmert'ten çok yararlandım yüksek lisans sürecimde.
Yine Marmara Üniversitesi'nde 87 yılında ilk sanatta yeterlik alan öğrenciler derim. Tüm bunlar yaşanırken tabii akademik çalışmalarıma devam etmek için de yurt dışı deneyimlerim de oldu. Ama bu fotoğraf çok önemli. Birinci sınıftan ikinci sınıfa geçtiğim zaman, tabii bunları biraz da öğrencilere motivasyon olsun diye anlatıyorum. Birinci sınıftan ikinci sınıfa geçtiğim sene Söğüt Seramik Fabrikası bir desen yarışması açmıştı. Ben de büyük bir cesaretle bu desen yarışmasına katılmıştım. Hocalarım daha profesyoneller için olduğunu bu yarışmanın söylemişti ama benim motivasyonumu da kesmemişti. Ben bu yarışmada ilk mansiyonu aldım. Yani ilk mansiyonu aldım. Yani bu yarışmada ben birinci mansiyonu alarak dördüncü oldum. Tabii o sırada fotoğrafta görüyorsunuz Hacettepe Üniversitesi'nin kurucusu, seramik bölümünün kurucularından Hamiye Çolakoğlu bana ödülümü verdi ve bu çocuk gelecekte büyük adam olacak dedim. Tabii bütün bunlar beni öğrenciyken inanılmaz motive etti. İşte fotoğrafta görüyorsunuz diğer ödül alanlar benden çok yaşça büyük ve akademik olarak da kimileri üniversitede, kimileri yüksek eğitimde deneyimli hocalardı. Bu motivasyondan sonra fakültedeki çalışmalarıma daha disiplinli bir şekilde öğrencilik yaşantıma devam ettim. Ve son sınıfta da hocalarım beni Hollanda'ya staja gönderdi. O zaman şimdiki gibi bu yurt dışı Erasmus ve Farabi programları yoktu. Ve bu yurt Ferro isimli şu anda bütün Kütahya'da Çinciler bilir. Ferro büyük bir boya, seramik boya firması. Orada yaklaşık bir aylık bir staj için gittim ama fabrika çalışanları beni çok, çalışmalarımı çok beğendiler ve staj süremi uzattılar. Sonuçta bana seramik boyalarını ve seramik ham maddelerini de tanımak için büyük bir fırsat oldu. Tabii hocalardan başladım. İşte duayen hocalarımız resmi fotoğraflarını görüyorsunuz. Her zaman birlikte çalıştığımız Beril Anlan Mert sağda. Solda Tankut Hoca ve altta Güngör Güner. Güngör Güner hocam da benim lisans eğitimimde bana en çok katkı sağlayan ve bugün hala her zaman bütün aktivitelerde, etkinliklerde yanımızda olan çok kıymetli bir hocamız. Ve üçünü de bu kuşaklar nedeniyle anmak isterim. Evet, geçelim diğer fotoğrafa. Şimdi bu fotoğrafta benim öğrencilikten sonraki ilk akademik bir aktiviteye katılma fotoğrafı bu. Biliyorsunuz İsviçre'de Uluslararası Seramik Akademisi var ve bu Seramik Akademisi'nin Türkiye'den çok az sayıda üyesi bulunmakta. Ben akademiyle ilk defa 1990'lı yılların başında Beril Anlan Mert Hoca'nın akademinin İstanbul'daki toplantısında tanıştım. Ve benim eserimi o zaman Mimar Sinan Üniversitesi Resim Heykel Müzesi'nde sergilemeye seçmişlerdi. Bu fotoğraf gerçekten tarihi bir fotoğraf. Bakın bu fotoğrafta Güngör Güner'i görüyorsunuz. Bingül Başarır var, Hamiye Çolakoğlu var. Ve bununla birlikte rahmetli Kenji Kato'nun eşi var ve Jale Yılma Başar var. Bu benim bu duayenlerle ilk bu fotoğraf, toplu fotoğrafım gerçekten benim akademik yaşantımda bir adım oldu diyebilirim. Benim için bir motivasyon oldu diyebilirim. Geçelim diğer fotoğrafa. Tabii ben yerinde duran, statik olmayı seven birisi değilim. Ben hareketliliğin, mobilitenin her zaman akademisyenlere çok büyük katkı sağladığını düşünüyorum. Yani akademisyenlik evden okula, okuldan eve maalesef olmuyor. Çok kısır ve bodur kalıyor. O nedenle ben sanatta yeterliğimi bitirdikten sonra Avustralya'ya gittim. Avustralya'yı seçtim çünkü Avustralya batı ve doğunun kesiştiği bir merkezdi. Ve bu merkezde hem doğunun seramik geleneğini hem batının seramik geleneğini öğrenebilecektim. Gerçekten seramik astarları ile ilk defa burada renkli astarlar ile yüksek derecede yüzleştim. Ve çok büyük çalışmalar, araştırmalar yaptım Sydney Üniversitesi'nde. Avustralya'dan döndükten sonra 90 yılında kendimi Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi'nde buldum. Tabii dil problemim yoktu, sanatta yeterliğim vardı. Herhalde zaten beni bunlardan ötürü yeni kurulan bu bölüme almışlardı. Ve ben bölümün ilk öğretim üyesi oldum.
Dil problemim olmadığı için ve akademik çalışmalarımı da akademik çalışmalarda puan almak için değil, kendimi yenilemek ve araştırmak, öğrenmek için yaptığımda doçentlik sınavında da ilk defa girdiğimde ve başarılı oldum. Bölümün ilk akademisyeni olarak tabii uzun yıllar bölüm başkanı yaptım. Bölüm başkanlığı yaptım. Ama bu bölüm başkanlığım sırasında da öğrencilerimle, daha önceki mezun öğrencilerimle de iletişimi hiç kopartmadım. Bu fotoğraf yine mezunlarımızı fakülteye davet ederek, mezunlarımızın deneyimlerini paylaştığımız bir etkinlik sonrası çekilen bir fotoğraf. Burada görüyorsunuz şu anda Kütahya Seramik'te çok önemli bir rolü olan Sema da benim öğrencilerimden, yüksek lisansını da benimle yaptı. Evet, şimdi sıra gelsin Nurettin Hoca'ya. Nurettin Hoca da evet, ben o lisans bölümünde Japonya'daydım. Az önce belirttim, ben statik olmayı sevmiyorum çünkü akademisyenlerin gerçekten bizim alanımızda özellikle dünyada ne oluyor, farklı kültürlerde bu iş nasıl, eğitimciliği nasıl yapıyorlar, bunu yaşayarak ve oraya giderek yaşayarak ve deneyimleyerek öğrenmesi çok önemliydi. O nedenle ben 92 ve 93 yıllarında 2 sene Japonya'da Tokyo Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde misafir öğretim üyesi olarak bulundum. Ve Türkiye'ye döndükten sonra yüksek lisans ve doktora programlarında daha önce başlattığım, tabii bunu da çok açıklıkla söyleyebilirim. Benim o dönemde akademik bir titrim olması bu programların da tarafımdan açılmasına neden oldu. Çok büyük katkı sağladım. Yani Anadolu Üniversitesi seramik bölümünün yüksek lisans ve doktora programlarının açılmasında gerçekten emeğim çoktu ve ders programlarının seçilmesinde. Tabii bu bölümde Nurettin yüksek lisansta benim öğrencim oldu. Ve Nurettin Gülaşlı'yı fakültede daha önceden tanıyordum öğrenciliğinde. Gerçekten bütün hocalarına karşı saygılı, çok kibar ve çok çalışkan bir öğrenciydi. Kendisi de bahsetti. Nurettin gece çalışıyordu ve bütün bu çalışmasına rağmen hiçbir zaman fakültede gelip de o çalıştığını ve yorgunluğunu hiç ortaya koymadan, onu bahane göstermeden bütün çalışmalara, bütün derslere en şey seviyede katılırdı. Ve çok başarılı oldu. Bütün derslerde katılımı çok iyiydi. O nedenle de yüksek lisansta diğer öğretim üyesi arkadaşlarımın da referansıyla ben öğrenci danışmanlığını ben aldım. Ve bu sırada da tabii Nurettin'in çok çalışması, çalışma azmi, onu biraz daha teknik konuda bir teze yöneltmek arzusundaydım. Çünkü Japonya'da şunu öğrendim, onlar ulexit kullanmıyorlar sırlarında ve bizim ulexitli sırlarımıza karşı inanılmaz bir merakları vardı o dönem. Özellikle Kenji Koto bunu yapmaya çalışmıştı ama ulexit bulamadığı için bizim bu biraz dumanlı olan, özellikle Güngör Hoca'nın çok kullandığı bu sırrı kullanamamıştım. O nedenle Nurettin bizim ülkemizde çok önemli bir yeri olan ulexit'in farklı bünyelerinde, farklı ısılarda, farklı pişirim ortamlarında etkisinin araştırılması ve artistik formlarda kullanılması ile ilgili bir tez yaptı ve bu tezde de, yani yanlış hatırlamıyorsam, Nurettin 3000'in üzerinde araştırma yaptı. Ve bu araştırmalar ve yazdıkları o kadar çoktu ki sayfalarca dolusu bir tez oldu. Yani şu anda sayfa sayısını hatırlamıyorum ama sonuçta kesmek zorunda kaldık çünkü hiçbir öğretim üyesi, jüri üyesi bu tezi okuyamayacak kadar kalın bir tez olacaktı. Hocam arada gireyim araya özür dileyerek. 3000 üzerinde sır denemesi yapmıştık. 1000 sayfalık bir yazı sürecini tamamlamıştık. 2000 sayfa daha yazılacaktı. Enstitüsü böyle bir tezin olmayacağı, bunun ansiklopediden de öte bir şey olduğunu. Tabii. Bunun kesinlikle öyle ama doğru söylüyorsun ama Nurettin çünkü çalışmaktan ve denemekte hiç kaçınmadı. Gerçekten çok harikulade sırlar elde etti. Bu başarılı tez çalışmasının ardından da tabii doktora programında da yine benim öğrencim oldu. Ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde çalışması ve orada bulunması onu kendisine günümüz Kütahya'sında seramik çini üretimi ve durum tespiti konulu bir teze yönlendirdim. Burada da çok keyifli bir araştırma yaptı. Gerçekten o dönemin bir durumunu
belgeledi ve onu kayıtladı. Çok keyifli bir çalışma oldu. Tabii tüm bunlar devam ederken benim yine bir takım uluslararası aktivitelerim ve etkinliklerim devam ediyordu. Ben Japonya'da seramik sanatı, eğitimi ve değişimi derneğinin kurucularındanım. Orada bulunduğum süre içerisinde Tokyo Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden, Çin Shunghua Üniversitesi'nden, Amerika Tacoma Kolej'den ve ben, biz dört Japonya'da öğretim, misafir öğretim üyesi olarak görev yapan dört arkadaş bir dernek kurduk. Bu dernek seramik sanatında öğrencilerin seramik eğitiminde yetişmesine katkı sağlayacak bir takım aktiviteleri yaparak onları bu yaşama, bu aktivitelere katmaktı. Çünkü bildiğiniz gibi bütün konferanslar, sempozyumlar hep hocalar için yapılır ve katılımcılar hep hocalar olur. Ama bizim bu kurduğumuz dernekte katılımın, evet, hocalar, ama hocalarla birlikte bölümdeki öğrencilerin katılımının oraya hedeflenmesi önemliydi. Çünkü öğrenciler böylelikle hem sanatçıları yakından tanıyorlar, hem workshoplarda birebir öğreniyorlar, hem konferanslarda özellikle yüksek lisans ve doktora öğrencileri sunu yapma fırsatı elde ediyor, hem de yaptığı eserleri profesyonel sanatçılarla aynı galeride sergileme olanağı buluyorlar. Bu onlara müthiş bir motivasyon sağlıyordu. Ayrıca bu etkinlikler nedeniyle de dünyanın pek çok yerinden, yerine Anadolu Üniversitesi'nden öğrencileri gerçekten büyük bir mücadeleyle götürdüm. Yani bugün sayısını hatırlamıyorum ama yaklaşık 200'ün üzerinde öğrenci ve öğretim üyesinin Japonya, Kore, Çin, Meksika, İngiltere, Amerika gibi ülkelere götürüp, ama bütün bu ülkelerdeki öğrenciler ve öğretim üyelerini de Türkiye'de hem Anadolu Üniversitesi'nde hem de Akdeniz Üniversitesi'nde konuk ederek ülkemiz kültürünün de tanıtılmasına çok büyük katkı sağladık ve bu yabancı sanatçıların, yabancı hocaların Türk öğrencilerle de buluşmasına katkı sağladım. Evet, geçelim. Bu fotoğrafta görüyorsunuz bu önemli sanatçılar, bu etkinliklere katılan çok çok önemli sanatçıları da öğrenciler yakından tanımış oldu. Evet, fotoğrafı geçelim. Bu etkinlikler nedeniyle işte bakın, Shunghua Üniversitesi'ndeki bir dersim ve Kenya'da öğrencilerle yaptığımız bir çalışma. Bugün ne oldu? Bu fotoğrafta sağda yer alan öğrenci Mintibi Tokyo Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde doktora yaptı. Ayrıca başka bir öğrenci şu anda Çin'de doktora yapıyor. Kenyalı bir öğrenci. Bizim öğrencilerimizden Selçuk fotoğrafta İngiltere'de üniversitede staj yaparak orada Erasmus programıyla uzun süre kaldı ve deneyimlerini pekiştirdi. Yani bu etkinliklerin yapılması gerçekten hem öğrenciler hem sanatçılar ve de akademisyenler için büyük bir buluşma ve büyük bir kültürler arası diyalog sağlıyor. O nedenle seramik eğitimine de çok büyük katkı sağladığını düşünüyorum. Evet, geçelim fotoğrafı. Bakın bu fotoğraflarda bu etkinlikle birlikte gittiğimiz Kenya'dan geçelim. Evet. Meksika'dan bir fotoğraf. Biliyorsunuz Talavera seramikleri bizim işte Endülüs'le İspanya'ya, İspanya'dan da Meksika'ya geçen bir seramik biçimi. Ve onları yakından görmek, öğrencilerin bu izi sürmesi müthiş bir deneyimdi. Evet, geçelim fotoğrafı. Tabii ben 2013 yılına kadar Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yaptım. Ve 2013 yılında fakültenin 5 yıl yaklaşık dekanlığını yaptıktan sonra emekliye ayrıldım. Emekliye ayrıldıktan sonra seramik öğrencilerine, seramik eğitimine nasıl destek verebilirim diye tasarlarken bu Uluslararası İSKEY'in, yani Uluslararası Seramik Sanatı Eğitimi ve Değişimi Derneği'nin Türkiye'de ulusal olarak kurdum. Seramik bölümünde yine öğrencilerimle, Anadolu Üniversitesi'ndeki öğrencilerimle bu bölümü kurdum. Ve kurulduktan sonra ilk defa Bilecik'te bir etkinlik yaptık. Neler yaptık? Bu etkinlikle birlikte işte bir konferans düzenledik, ustaları çağırdık. Bir öğrenci sergisi yaptık, seramik yarışması yaptık. Ve öğrencilerle bütün bu alanın ustalarını, duayenlerini ve endüstriyi bir araya getirdik. Evet, devam edelim.
Bugünkü yönetim kurulumuzda da işte Anadolu Üniversitesi'nden, Akdeniz Üniversitesi'nden, 9 Eylül'den, Çanakkale'den, Bilecik Üniversitesi'nden bir fotoğrafa geri dönelim. Hocalarımız var. Ve işte Sevim Hocam, biliyorsunuz hepinizin, Sevim Çizer 9 Eylül Üniversitesi'nden, Ayşe Hoca Çanakkale Üniversitesi'nden, Leyla Hoca Bilecik Üniversitesi'nden, Mustafa Tekin Anadolu Üniversitesi'nden, Burcu Hoca Muğla'dan ve Özlem Hoca da Akdeniz Üniversitesi'nden. Ve online pandemi nedeniyle 2 yıldır etkinliklerimizi maalesef online olarak yapıyoruz. Umuyorum bir gün sizin üniversitenizde de ulusal ya da uluslararası sizin ev sahipliğinizde büyük bir aktivite yapma olanağı buluruz. Çünkü özellikle uluslararası anlamda Kütahya çok çok önemli ve yurt dışındaki üniversitelerin ve sanatçıların, öğretim üyelerinin çok merak ettiği ve öğrenmek istedikleri bir merkez. Bu konuda küçücük bir parantez açıp bir not almanızı ve böyle bir fırsatı bize vermenizi arzu ediyoruz. Evet, geçelim. Bakın, bunlar işte bu Bilecik Üniversitesi'ndeki yaptığımız ilk konferanstan fotoğraflar. Evet, geçelim. Bu Akdeniz Üniversitesi'nde yaptığımız ve 9 Eylül Üniversitesi'nde yaptığımız aktiviteler. Tabii bu etkinliklere sadece seramik sanatçılarını çağırıp onlarla söyleşi ya da konferans yapmıyoruz. Disiplinler arası bir konferans yapıyoruz. Ne demek bu? Yani seramik alanına katkı sağlayan mimar, yazar, sanat tarihçi ve endüstriyel tasarımcı gibi seramik alanıyla yolları kesişen tüm bilim adamlarını, endüstrideki ustaları, uzmanları ve koleksiyonerleri, sergi küratörlerini bu etkinliklerimize davet edip özellikle mezun öğrencilerimizle onların da tanışmasına ve projelerini öğrencilerimiz paylaşırken birebir konuşmalarına ve karşılaşmalarına da fırsat veriyoruz. Evet, geçelim. Bak, Akdeniz Üniversitesi'nden etkinliğimizdeki bir fotoğraf. Akdeniz Üniversitesi'nde yaptığımız uluslararası etkinliğe yurt dışından 150 konuk katıldı. Bakın, hiç yanlış söylemiyorum, 150 konuk katıldı. Bunlar Güney Afrika'dan tutun, Meksika'dan tutun, işte Kenya'dan, İngiltere'den, Amerika'dan, Çin'den, Kore'den, Japonya'dan hem öğrenci hem öğretim üyeleriydi. Ülkemizin arkeolojik alanlarını, ülkemizin seramik alanındaki bilim insanlarını, sanat insanlarını tanıdılar ve onların eserleriyle de bizim öğrencilerimiz buluştu. Evet, geçelim. Bakın, burada Oya olabilir, Oya Yüksel, çünkü o da bizim etkinliğimizde Çin'deki bir aktiviteye katılmıştı. Tabii bu uluslararası etkinliklerde sadece bir seramik aktivitesi, bir seramik konferansı gibi düşünmeyin. Ne yapıyoruz? Seramik ustalarına, seramik müzelerine, seramik fırınlarının olduğu yerlere ve genel anlamda arkeolojik alanlara geziler düzenliyoruz. Ve bu etkinlikler genellikle en az 2 hafta sürüyor. Ev sahibi ülke bize, üniversite ev sahipliği yaparken öğrencilere de çok büyük kolaylıklar ve rahatlıklar sağlıyor. Yani ama ben de öğrencilerin ekonomik olarak gidişlerine hep büyük katkılar sağladım. O nedenle bu tür aktivitelerin her zaman yapılmasından yanayım. Yani seramik eğitimi, az önce de dediğim gibi, sadece seramik eğitim ev ve üniversite arasında olmaz. Öğretim üyelerinin dinamik olması lazım, hareketli olması lazım. Uluslararası, ulusal sergileri gitmesi lazım. Öğrencileri oraya taşıması lazım. Nurettin hatırlar, biz İstanbul'daki her etkinlik olduğunda ben üniversiteden araç organize edip öğrencilerimizi hep o etkinliklere götürmeye ve taşımaya şey yapardık. Bir neden bulur götürürdük. O nedenle bu çok çok önemli. Daha sonra öğrencilerimizle ilgili de bir takım aktiviteleri yaptık. Ne yaptık? Mesela Pera Müzesi'nde mezun öğrencilerimizin sergisini yaptık. Bu ne getirdi? Öğrencilerimizin önemli sanat ve bilim adamlarıyla tanışmalarını ve karşılaşmalarını da sağladı. Burada örneğin Yaşar Kemal öğrencilerimizin sergisine geldi rahmetli. Öğrencilerimiz de birebir onların eserleriyle ilgili görüşlerini bildirdi ve öğrencilerimizin anılarında çok güzel bir iz bıraktı. Evet, geçelim.
Diğer slide'a geçelim. Bu da benim yine bu statik olmayan deneyimlerinden. Üniversiteden ayrıldıktan sonra, emekli olduktan sonra bir sanat merkezi tarafından Kansas'tan davet edildim. Ve yaklaşık 2 ay orada misafir sanatçı olarak görev yaptım. Ama bu süre içerisinde de Kansas'ta Nelson Atkins Müzesi'nde bir sanat konuşmaları düzenledim. Bu konuşmalarda genellikle seramiğin, yani müzede yer alan seramiklerin yapısı ve tarihçesiyle ilgili Amerika'daki konuklara yaklaşık 2,5 saat süren bir söyleşi, bir müze gezisi. Buna artist talk diyorlar. Müze gezisi hazırladım. Bu da benim için çok önemli bir deneyim ve çalışmaydı. Evet. Tabii o süreç içinde sergiler de orada yaptım. Biliyorsunuz şu anda Kore'de bir uluslararası seramik yarışması var. Ben o yarışmanın danışma grubundayım ve zaman zaman Kore'deki bu çalışma grubuyla bir araya gelip Kore'deki yarışma ile ilgili ve oradaki etkinliklerle ilgili bir çalışma grubunda yer alıyorum. Evet, geçelim. Ve affedersiniz, böyle bazen hızlı hazırladım, arkada yazılar kalmış. Tabii insanların, seramikçilerin eserlerini farklı yerlerde sergilemeleri de çok önemli. Bu da benim Belçika'da bir müzede yaptığım sergiden. Geçelim. Tabii en son, daha tabii anlatılacak çok şey var ama zaman gerçekten çok geçiyor ve biliyorum hepiniz çok acıktınız. Biraz sonra yemekhanede yemek bitecek. Onun için hemen kısa kesmek istiyorum. Bu da 2019 yılında Çin'de biliyorsunuz Jindojian diye bir merkez var. Bu Jindojian İznik Çinileriyle İznik Çinlerinin etkilendiği Topkapı Sarayı'nda çok önemli örneklerin bulunduğu ve şu anda dünya seramikçilerinin seramiğin Mekke'si dedikleri bir şehir. Porselenin ilk çıkışı burada, ilk ham maddeler burada. Burada bir seramik üniversitesi var. Yanlış anlamadınız, seramik üniversitesi 3 bölümü var. Seramik mühendisliği, seramik sanatı ve endüstriyel seramikler, yani design ve endüstriyel seramikler. Ve burayla da ilişkili bir sanat merkezi var. O sanat merkezi beni davet etti ve orada ben 2 ay misafir sanatçı olarak da kaldım. Ve o süreçte orada porselenle ilk defa, yani çok yoğun bir çalışma yaşadım. Porselenle çalıştım ve eserlerimi, oranın müthiş bir sanat galerisi var ve o galeride sergilemek fırsatı buldum. Tabii bütün bu deneyimler neyi sağladı? Bütün bu deneyimler bir kere uluslararası bağlamda eğitimci olarak sizin dünyadaki rolünüzü belirliyor. Çünkü ben aynı zamanda bu üniversiteye de şu anda online master programları yapıyorum. Onun dışında ülkenizin sanatını yurt dışına tanıtma fırsatı buluyorsunuz. Ülkenizin sanatıyla birlikte, yani geleneksel sanatıyla birlikte çağdaş sanatını da tanıtma fırsatı buluyorsunuz. Nasıl buluyorsunuz? Çünkü artık oradaki sanatçılarla, küratörlerle, yazarlarla iletişiminiz bir şekilde artıyor ve makalelerinizi, yazılarınızı oralarda yayınlayabiliyorsunuz. O nedenle ben tüm akademisyenlere dinamik olmalarını, hareketli olmalarını ve araştırmacı olmaları yanında da dünyada ne oluyor izlemelerini öneriyorum. Tabii bunun için en önemli şey de dil bilmek. Dil bildiğimiz zaman tüm bunları aşıyoruz. İşte bu süreçte Nurettin Gülaştı da benim gerçekten en başarılı, en çalışkan, en dinamik öğrencilerimden birisi olarak beni bu etkinliğe davet etti ve ben ona teşekkür ediyorum. Fakat üzülerek söyleyeyim ki Nurettin bizim hiç bu etkinliğimizden hiçbirine katılamadı maalesef. Ama bundan sonra ev sahibi olarak katılmasını arzu ediyorum. Ve Nurettin'e teşekkür ediyorum oradaki görevi için. Çünkü hocalık yapmak büyük bir özveri istiyor. Ve Funda Hanım'a da teşekkür ediyorum. Beni bu üçlem içine aldığınız için. Eminim çok başarılı bir geleceğiniz olacak. Ayrıca ben kurumunuzu da kutluyorum. Çünkü bugün yine çok güncel olan kadına karşı şiddetle ilgili bir aktiviteniz var akşamüstü. Bu nedenle de sizleri ve bunu düzenleyen kurumunuzu kutluyorum.
Çok aktif bir üniversitesiniz. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Süreyi çok uzatmayayım çünkü 1:15 oldu. Teşekkür ederim hepinize. Hocam katılımınız için bizi onurlandırdınız. Tekrar teşekkür ediyorum. Ve yine sizin şahsınızda Şah Murat Hocam üniversitemize dinamik katan eğitim, lisans eğitim enstitüsü müdürü olarak kendisiyle de biz geçenlerde, daha doğrusu 2-3 gün önce bir kahve içmiştik, sohbet etmiştik. O sohbet sırasında demiştim Zehra Hocam bize sizin üniversitede de bir etkinlik yapalım dernek olarak Antalya'dan sonra. Ben de demiştim işte bizim yani ekonomik anlamda şu anda o kadar öğrenciyi karşılayacak bir durumumuzun olmadı. Çünkü o zaman biz görüşmüştüm yetkililerle. Pek olumlu bir sonuç alamamıştık. Ama belirttiğiniz gibi bu dinamizm içerisinde Şah Murat Hocamızın ve daha doğrusu Rektör Hocamızın da destekleriyle belki bu pandemi sonrasındaki etkinliği bizim üniversitede de inşallah Kütahya'da da yaparız temennisini bulunmuş olayım. Şah Murat Hocam'a da tekrar teşekkür ediyorum. Böyle bir etkinliği, böyle bir imkanı bize sunduğu için. Sizinle birlikte olmak hocam keyifliydi. Çok teşekkür ederim. Saygılarımı sunuyorum. Tüm katılımcılara tekrar teşekkür ediyorum bizleri dinledikleri için. Öğrencilerime de tekrar sevgilerimi sunuyorum. Ben de Şah Murat Hocam'a teşekkür ediyorum. Fahri Bey'e de teşekkür ediyorum. Çok büyük katkı sağladı. Umarım Şah Murat Hocam Eskişehir'de sizleri konuk etmek isterim. Atölyeme öğrencilerinizi beklerim. Çok teşekkür ediyorum Nurettin. Keyifli bir sunum geçsin bundan sonrası da. Hoşçakalın. Hoşçakalın hocam.